Misafirimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Yıldıray Kaplan Beyefendi. Yıldıray Kaplan Beyefendi hocamız 1978'de Köyceğiz Muğla'da doğdu. 1999 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Eğitim Merkezi İhtisas kursunu bitirdi. Kaplan halen Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Muhterem misafirler, sözü ustasına bırakalım. Değerli misafirimizi kürsüye davet edelim. Alkışlarımızla davet edelim. Buyurun efendim. Önce estağfurullah çekeyim de sözün ustasına dedim. Estağfurullah el azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, İslam nimetiyle müşerref eyleyen, bizleri farklı farklı yaratan, farklı dillerde, farklı ırklarda, farklı renklerde, farklı kabiliyetlerde yaratan, bizlere akıl ve kalp nimetini bahşeden Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Doğumunu kutladığımız sevgili Peygamberimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sirac-ı münir olan, ışık saçan kandil olan, iki cihan serveri, gözlerimizin nuru, gönüllerimizin süruru, Allah'ın sevgili kulu, Habibullah, sevgililer, sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz kereler salat ve selam olsun. Sayın valim, sayın vekillerim, sayın rektörüm, sayın müftüm, sayın başsavcım, sayın emniyet müdürüm, protokolün çok saygıdeğer üyeleri ve gönlünde, yüreğinde Muhammed aşkıyla, peygamber sevgisiyle bu salonumuzu bu akşam dolduran sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Yine sözlerime başlarken Diyanet İşleri Başkanımızın sizlere gönül dolusu selamları var. Onları iletmek isterim. Lütfen kabul buyurunuz. Bir hadisinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerimi görmeyi ne kadar da çok arzulardım buyurur. Bunun üzerine sahabe-i kiram, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz derler. Bunun üzerine alemlerin efendisi
Hayır, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim beni görmediği halde iman edenlerdir buyurur. Aziz kardeşlerim, hayatını incelediğiniz zaman görürsünüz ki sizler ümmeti olarak her daim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlündeydiniz, yüreğindeydiniz. Onun gönlünden hiçbir zaman eksik olmadınız. Yüce Rabbimden niyazım, sizlerin de gönüllerinden ve yüreklerinden Hazreti Muhammed Mustafa sevgisi hiçbir zaman eksik olmasın. Yine Yüce Rabbimden niyazım, onun hayatını, örnek hayatını hayatımıza aktarabilmeyi nasip eylesin. Onun siretini ve suretini, çağlar üstü örnekliğini öğrenebilmeyi, çocuklarımıza ve nesillerimize öğretebilmeyi nasip eylesin. Yine Yüce Mevla'dan niyazım odur ki, dünya hayatında hac ve umre yoluyla bizzat mübarek kabirlerini ziyaret edip, kabirleri başında Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diye salatu selam getirebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Yine Yüce Rabbimden niyazım odur ki ahirette kendilerine komşu olabilmeyi, Livaul Ham sancağı altında toplanabilmeyi, Havz-ı Kevser'inden kana kana içebilmeyi, şefaatlerine erebilmeyi ve ahirette cennetinde cemalullah'ta kendileriyle hoş sohbet olabilmeyi, gül cemalini seyredebilmeyi cümlemize, cümlenize nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir peygamber ki çok kısa bir zaman diliminde 23 yıllık gibi, 23 sene gibi bir zaman diliminde belki de dünyanın en bedevi insanlarından, en ilkel insanlarından, asr-ı saadet dediğimiz, mutluluk asrı dediğimiz, bütün çağlara örnek insanlar dediğimiz, yıldız şahsiyetler dediğimiz insanları yetiştirdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünü bir alimimiz böyle ifade eder. Onun büyüklüğü çölün bereketsiz topraklarında en bedevi insanlardan en medeni bir toplumu inşa etmesidir der. Gerçekten bu tespite katılmamak elde değil aziz kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bu çağda, her çağda, bundan sonra gelecek zaman diliminde de bütün inanan yüreklerin, bütün müminlerin, bütün Müslümanların her zaman ve her asırda örnek alması gereken yegane rehber, yegane kılavuz. Değerli kardeşlerim, şöyle sizleri bugün bu konuşmamda biraz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına götürmek istiyorum. Onun siyerine götürmek istiyorum. Hepiniz eminim ki onun hayatını okudunuz çok farklı kitaplardan. Belki de anlatacağım şeyleri biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, ilk vahyin inişini hatırlayın. Hira mağarasında Cebrail aleyhisselam bütün ihtişamıyla gelmiş. Peygamberimiz peygamber olacağını da bilmiyor daha o zamanlar ve oku demiş. Kuvvetli bir şekilde sıkmış. Peygamberimiz her defasında ben okuma bilmem karşılığını vermiş. Ve sonunda Kur'an'ın ilk ayetleri, Alak suresinin 5 ayeti, oku yaratan Rabbinin adıyla oku
o insana bilmediğini öğretendir şeklinde devam eden ayetler nazil olmuş. Peygamberimiz bu ilk vahiyden sonra bir korkuyla, bir ürpertiyle doğruca evine geliyor. Eşi Hazreti Hatice'ye beni örtün, beni ört. Ve Peygamberimiz örtüsüne bürünüyor. Uyandığında başından geçenleri eşine anlatıyor. Hazreti Hatice validemizin verdiği cevap çok anlamlı aziz kardeşlerim. Çünkü Peygamberimiz hanımına ben kendimden korkuyorum, kendi nefsimden korkuyorum. Hazreti Hatice validemiz korkma. Çünkü sen daima iyiliklerde bulunan bir insansın. Daima yoksulların, yardıma muhtaçların yanında oldun. Hep doğruluktan yana oldun. Herkesin yardımına koştun. Üzülme, korkma, Allah seninle beraberdir. Bir eşin, bir aile ortamında eşine teselli vermesi bakımından örnek almamız gereken bir davranış bugün de. Aziz kardeşlerim, ilk bu vahiy indikten sonra bir müddet vahiy kesilir, gelmez. Ve sonra hepimizin bildiği Müddessir suresinin ilk ayetleri iner. Ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir. Ey örtüsüne bürünen kişi, artık kalk ve insanları uyar. Hani bugün birlikte yaşama ahlakından söz edeceğiz ya, böyle aşama aşama şimdi birlikte yaşadığımız insanların portresini de çıkartıyorum böylelikle. Eşimizden, hanımımızdan ya da kocamızdan başlayarak. Sonra aşama aşama yakın akrabalar, sonra içinde yaşadığımız toplum böyle dalga dalga gidecek. Peygamberimiz insanları uyarmaya başlayacak. Bir başka ayet, aşiratekel ekrabin buyuruyor. Önce en yakın akrabalarından başla. En yakınından başla. Ve Peygamberimiz bu ayetin gereği olarak Hazreti Ali'yi görevlendiriyor. Bütün yakın akrabaları toplamak ve onlara bir ziyafet vermeyi emrediyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Hazreti Ali hemen gereğini yapıyor, ziyafeti hazırlıyor, ziyafet veriliyor. Tam Peygamberimiz konuşmaya başlayacak, Allah'ın peygamberi olduğunu en yakın akrabalarına ilan edecek. Ebu Leheb konuşmaya fırsat bırakmadan toplantıyı dağıtıyor. Öz amcası olduğu halde. Bunun üzerine Allah'ın emri yerine getirilmediği için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ikinci kez görevlendiriyor Hazreti Ali'yi. Aynı şekilde yakın akrabalarını uyarmak için. Bu sefer ziyafet veriliyor. Ebu Leheb'e söz bırakmadan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın geçiciliğinden, ölümün geleceğinden, hakikatinden, kendisinin peygamber olduğundan, kendisine indirilen kitabın Kur'an-ı Kerim olduğundan söz ediyor. Ve ilk tebliğini hanımından sonra en yakın akrabalarına yapıyor. Bunun neticesinde işte ilk Müslümanlar dediğimiz Hazreti Hatice, Hazreti Ali, sonra dalga dalga o yakın akrabalar, yakın arkadaşlar derken küçük bir ilk Müslümanlar topluluğu oluşuyor. Ama davet sadece yakın akrabalara yapılması gerekmiyor. Yavaş yavaş dalga dalga diğerlerine de gelmesi gerekiyor. Ve bu sefer bütün Mekke toplumuna daveti yapabilmek için Peygamberimiz Mekkelileri bugün Safa Tepesi'nin arkasında bir dağ vardı. Şimdi orada bir saray var. Orada Ebu Kubeys Dağı'nda Peygamberimiz bütün Mekkelileri topluyor.
Ebu Leheb de geliyor ve Peygamberimiz onlara şöyle hitap ediyor. Ey Mekkeliler, şu dağın arkasında bir düşman ordusu olduğunu söylesem bana inanır mısınız? Herkes evet inanırız ya Muhammed. Çünkü sen bugüne kadar hiçbir zaman yalan söylemedin. Bunun üzerine eğer buna inanıyorsanız bilin ki ben Allah'ın göndermiş olduğu son peygamberim ve bütün insanlara gönderildim. Gelin bana iman edin, itaat edin, sözümü dinleyin, putlara tapmaktan vazgeçin, güzel ahlakı yaşayın mealindeki cümleleriyle onlara hitap ediyor. Bunun üzerine Ebu Leheb ne diyor? Ey elleri kırlasıca, ey boynu devrilesice diye Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Bizi yine sen bunun için mi davet ettin? Bunun üzerine hepinizin namazlarda okuduğu Estağfirullah tebbet yede Ebi Leheb'in ve teb. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da mealindeki bu sure nazil oluyor. Aziz kardeşlerim, bu davet, bu İslam öyle kolay kolay gelmedi. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma'ya atfedilen bir söz var. Eğer diyor babamın insanları İslam'a davet etmek için çektiği sıkıntılar dağların başına gelseydi, affedersiniz gecelerin başına gelseydi, geceler gündüze dönüşüverirdi diyor. Şimdi bu herkese davet etmesi istenince Cenab-ı Hak tarafından Peygamberimiz bu sefer, o zamanlar Hazreti Fatıma küçük bir kız çocuğu, onun ellerinden tutar, böyle Mekke'ye dışarıdan gelen yabancılara da İslam'ı anlatırdı Peygamberimiz Aleyhisselam. Böyle panayırlarda, festivallerde çadır çadır dolaşır, insanlara Allah'ın birliğini, tevhidi, İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i, o ilk inen ayetleri tebliğ ederdi. İşte yine bir gün böyle Hazreti Fatıma yanında çadır çadır dolaşırken Peygamberimiz bir çadıra gelir. Çadırdakinin kim olduğunu da bilmiyor. Adama İslam'ı davet edince adam hemen kılıcını çeker ve bana bir kelime daha söyleme, söylersen seni öldürürüm der. Peygamberimiz ona hiçbir karşılık vermeden başka çadırlara gider. Bu adam o zamanın Yemen kralı Sümame bin Üsal. Peygamberimiz devam ediyor davetine o Mekke döneminde. Çok iyi biliyorsunuz, daha sonra Mekkeliler biliyorsunuz Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e giderek dediler ki artık söyle de şu yeğenine bu davadan vazgeçsin. Ne istiyorsa verelim. Devlet başkanlığı istiyorsa ona verelim. Eğer en güzel kadınlarla evlenmek istiyorsa en güzel kadınlarla evlendirelim. Eğer zengin olmak istiyorsa bütün mallarımızı toplayalım, onu en zenginimiz yapalım. Eğer aklından bir zoru varsa dünyanın en iyi tabiplerini, doktorlarını getirelim, muayene ettirelim, tedavi olsun. Ve Ebu Talip, Kureyşlilerin, Mekkelilerin bu teklifini Peygamberimize getirdi. Onun cevabı ne oldu? Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler ben bu davadan vazgeçmem. Bu cümle aziz kardeşlerim, İslam'ın tebliğ yöntemini, tebliğ metodunu anlatması bakımından çok önemlidir. Tavizsiz, ödün vermeden, eğip bükmeden, kıvırmadan, olduğu gibi hakikati ilan etmek, insanlara duyurmak özü budur. Ve aziz kardeşlerim, bunun neticesinde o ilk Müslümanlar çok çetin sınavlardan geçtiler. Bu ekonomik ve diğer boykotlar da var. Tecrit edildiler, dışlandılar,
ötekileştirildiler. Hani birlikte yaşama ahlakı açısından baktığımızda toplumdan dışladılar. Alışverişi kestiler, kız alıp vermeyi kestiler ve Mekke'de onları Ebu Talip Mahallesi denilen bir yere topladılar. Orada toplumdan tecrit ederek, dışlayarak 3 yıl açlığa, susuzluğa ve pek çok mağduriyete terk ettiler, zulmettiler, işkenceler yaptılar. Değerli kardeşlerim, ama Peygamberimiz bu yoldan dönmedi. İnsanların iman ve ahlak bakımından eğitilmeleri için elinden gelen her şeyi yaptı. Mekke döneminde inen ayetlere baktığımızda insanların öncelikle vicdanlarını, gönüllerini, kalplerini eğitmeye yöneliktir. Ve bir de ahlaklarını düzeltmeye yöneliktir. Kötü ahlaklardan onları temizlemeye, arındırmaya yönelik ayetlerdir. Kur'an'ın Mekke döneminde inen ayetler. Ve Peygamberimize Cenab-ı Hak hicret izni verdi. Hicret izni vermeden önce ilk Müslümanlar bu sıkıntılardan dolayı o zaman Hristiyanlık yönetiminde olan Habeşistan, bugünün Etiyopya'sı, oraya göç etmek zorunda kaldılar. Orada bir müddet yaşadılar. İki defa Habeşistan'a, Etiyopya'ya hicret ettiler. Ve Cenab-ı Allah Medine'ye sonunda hicreti izin verdi. Aslında Habeşistan'a hicret de Medine'yi arayıştır. Nasıl ki Taif'te de Peygamberimiz Medine'yi arıyordu. Hani Mekkeliler benim davetime cevap vermediler. Belki Taif'tekiler cevap verirler, karşılık verirler diye Taif'e gitti ama orada da aradığını bulamadı, taşlandı. Ayakları kanlar içinde kaldı. O zaman Cenab-ı Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. İşte bu kavmi yerle bir edelim. Peygamberimizin cevabı bir lanet değil, bir beddua değil, aksine rahmet dolu, onların hidayetini isteyen bir duadır. Belki onların nesillerinden İslam'a girenler olur. Allah'a bu şekilde iltica etti aziz kardeşlerim. Ve neticede Medine'ye hicret edildi. Medine'ye hicret edildiğinde Peygamberimizin ilk yaptığı iş, birlikte yaşama ahlakı açısından baktığımızda, öncelikle Medine'de bir İslam toplumu oluşturulmuştu. Ta Akabe görüşmelerinden başlayan. Bunlara biz ensar diyoruz. Yardım edenler. Yardımcılar. Hicret edenlere de muhacir diyoruz. Ve bu muhacirlerle ensar arasında bir kardeşlik yaptı Peygamberimiz. Bu kardeşler arasında öyle insanlar var ki geçmişine baktığınızda biri köle, birisi asil, birisi zengin, birisi cariye. Böyle insanlar var. Ve bu kardeşlik anlaşmasına baktığınızda her şeyini bölüşen, paylaşan, yardımlaşan bir ruh görürüz. Birlikte yaşama açısından çok önemli yeni bir toplum oluşturuluyor. Bugün de ülkemizde nereden baksanız 1 milyon işte Suriyeli kardeşimiz var. Bu durumda bizler ensar, onlar muhacir oluyor. Aziz kardeşlerim, sadece bununla da yetinmedi Peygamberimiz. Medine'de çünkü Yahudiler yaşıyordu. Beni Neccar oğulları ve Kureyze oğulları isminde iki Yahudi kabilesi vardı. Başka Medine'de müşrikler vardı. Hepsini topladı, hepsini. Hepsinin temsilcilerini topladı ve onların taleplerini dinledi. Sonra Peygamberimiz herkesin mutabakatıyla oranın tek lideri tayin edildi. Medine vesikası, Medine sözleşmesi diye bildiğimiz belki de dünyanın ilk yazılı anayasası. Burada herkesin hakkı korundu.
herkese adaletle muamele edildi. Herkese hakkı verildi. Herkese merhametle muamele edildi. Ve böylece birlikte yaşamanın dünyadaki ilk örneklerini Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra önce Müslümanlar arasında kardeşlikle, sonra diğer inanç mensuplarıyla da yazılı bir anayasayla bunu gerçekleştirdi. Herkese ama herkese hakkını verdi, hiç kimseyi mağdur etmedi aziz kardeşlerim. Buradan anlayacağımız temel mesaj budur. Şimdi ben Mekke döneminde o kalan yarım hikayeyi tamamlamak istiyorum. O Yemame, Yemen kralı vardı ya, Sümame bin Üsal, Medine döneminde aziz kardeşlerim Peygamberimizin bütün krallara, bütün devlet başkanlarına gönderdiği mektuplar vardır. Allah'ın Resulü Muhammed'den diye başlar o mektuplar. İslam'a davet mektupları. Bu davet mektuplarından birini de Peygamberimiz bu Yemen kralına yollar. Bir rivayete göre Peygamberimizin gönderdiği elçiyi öldürtür. Bir rivayete göre başka bir muamele yapar. Ama zaman geçer ve bir gün Peygamberimizin küçük bir askeri birliği tarafından bu Sümame bin Üsal yakalanır. Yakalanır, doğruca Medine'ye getirilir, Mescid-i Nebevi'ye. Ve bağlanır elleri kolları Mescid-i Nebevi'nin direklerinden bir direğe. Ve Peygamberimiz onun yanına gelir. Hem hadis kaynaklarında hem de İslam tarihi kaynaklarında var bu. Sümame, beni tanıdın mı der. Pardon, yanlış oldu. Peygamberimiz der ki, beni tanıdın mı? O, ben sizi çok iyi tanıdım ama inşallah beni tanımazsınız der. Peki ne yapmamı bekliyorsun der Peygamberimiz. Öldürteceksen öldürt. Eğer öldürtmeyeceksen, ben çok zengin bir adamım, kafamın parasını, diyetini öderim. Peygamberimiz yok der, sen burada bağlı kalacaksın. Mescidin içerisinde, caminin içerisinde bir direkte elleri, kolları bağlanır. Sadece ihtiyacı olduğunda elleri çözülür. 3 gün bağlı kalır aziz kardeşlerim. Her gün Peygamberimiz mutat olarak ziyaret eder. 3. günün sonunda yine aynı şekilde aralarında şu konuşma geçer. Ey Sümame, benden sana ne yapmamı bekliyorsun? O da aynen, öldürteceksen bir an önce öldürt. Öldürtmeyeceksen de ben zengin bir adamım, diyetimi veririm. Peygamberimiz affeder, serbest bırakır ve daha sonra bu adam hurmalıklarda kaybolur, aklı başına gelir, Peygamberimizin tekrar yanına döner ve kelime-i şehadeti getirerek Müslüman olur. Bu 2 tane hadis var. Daha doğrusu 6 hadis var, Sümame'den nakledilir. Bunlardan bir tanesi, bu önüne konulan her şeyi mescitteyken yiyip bitirdiği için Peygamberimiz, mümin bir mideyle yerken kafir 7 mideyle yer diye bir rivayet vardır. İşte bu rivayet o mescitte yaşanan el bağlama vakasından dolayıdır. Peki Peygamberimiz